Merhaba sevgili balık burçları, yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün balık burcuna özel aşk tarotu bakacağım. Tarotta kahvede bakacağım. Balık burcu yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar izleyebilirler. Zamansız bir bakımdır. Her zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak, neler olacak. Bu arada mumumu yakmadım, mumumu yakmayı unuttum. Bir mumumu da yakayım. Şöyle bir yakayım mumumuzu. Evet, güzel. Bakalım sevgili balıklarda neler var, neler olacak. Umarım her şey güzel çıkar. Ben de size güzel yorumlar yaparım. Sevgili balıklar, bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ben de bir emek sarf ediyorum. Hepinizin desteğine ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak izlerseniz çok sevinirim. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi balık burcunu bir duygu karmaşası yaşadığını gösteriyor kartlar. Duygu karmaşasını yaşıyor ama kendinden de ödün vermediğini gösteriyor. Bir direnç içerisindedir. Bir kararsızlık içerisinde olduğunu gösteriyor balık burçlarının. Yani bu ilişkide bayağı bir emek sarf ettiğinden bahsediyor kart. Emeklerinin karşılığını alamadığı için balıkta bir direnç var. Artık ben hiçbir şey yapmayacağım, hiçbir emek sarf etmeyeceğim. Karşı taraftan bekleyeceğim. İkilemde kaldığı konu, bu ilişkiye devam etmem gerekiyor mu? Şu anda sinirli ve öfkeli gösteriyor balıkları. Yoksa başka bir ilişkiye başlasam mı? Yani arafta kaldığını gösteriyor balık burçlarını. Şimdi balık burcunun partneri, karşı partneri Boğa Başak Oğlak ve yükseleni Boğa Başak Oğlak olan partnerlerinden balık burcuna iletişim ve haber söz konusu. Yani geri dönüşüm olacağını gösteriyor balık burçlarının. Burada gördüğünüz gibi balıklar darlanmış olarak gösteriyor. Gerçekten bir yalnızlığa çekilmiş. Yani hani kimse beni anlamıyor kafasında olduğunu gösteriyor. Haklı mıdır? Haklıdır. Balık burcunu mesafe olan, aralarındaki mesafe, partneriyle arasında bir mesafe söz konusu. Yolun başında bir plan kurulmuş olarak gösteriyor. Sanki bu mesafeyle bir yola çıkacaklarını gösteriyor ama plan yapılmış, yola çıkma planı beraber veya balık karşı tarafla görüşme, bir arada olma konusu geçmiş ama olumsuz olarak kalmış yani. Görüşemedikleri için balık burcunu üzgün gösteriyor. Ama diyor ki sevgili balıklar, bu olumsuzluk sadece zaman aşımına uğramış olarak gösteriyor. Partnerinizin size gelişi var diyor. Aşk ve sevgiyle gelişinde kararlı olduğunu gösteriyor. Genel anlamda burada dediğim gibi balık burçlarının toprakların dönüşü var dedim. Topraklarla ilgili Boğa Başak Oğlak ve yükseleni Boğa Başak Oğlak olan partnerlerin kesinlikle aralarında küslük, sıkıntı, kırgınlık olabilir ama karşı tarafın balıkla ilgili aşkından yana kararlı olduğunu gösteriyor ve balığa geri dönüş yapacağını gösteriyor. Şimdi Yengeç balık akrep ve yükseleni yengeç balık akrep olan partnerlerinizle aranızda bir kırgınlık varsa diyor. Bu kırgınlıkla alakalı bir yüzleşme olacağından bahsediyor. Bu yüzleşme biraz sürebilir. Yani Eylül'ü gösteriyor. Genel anlamda Eylül ayını işaret ediyor. Eylül ayına kadar olan süre, yani bugünden itibaren Eylül ayına kadar olan sürede ise balıkların karşı partneri Su, yengeç balık akrep ve yükseleni yengeç balık akrep olan partnerlerinizle dengeyi tutturma diyor kart. Yani barışacağınızdan bahsediyor. İletişimin olacağından bahsediyor.
Şimdi geçelim Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay olan partnerinize. Görüyor musunuz? Buradaki ihanetten bahsediyor kart. Yani karşı taraf Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay olan partnerinizden ihanet aldığınızı gösteriyor. Ve en azından siz böyle düşünüyorsunuz. Partneriniz sizi aldattığını veya üçüncü bir kişinin olduğu kaygısıyla kendinizi üzdüğünüzü gösteriyor. Bu hakta kesinlikle karşı partnerinizin size açıklama yapacağını gösteriyor ve yine beraber kutlama, yani barıştan bahsediyor kart. Koç, Aslan, Yay sizi kaybetmemekte dirençli olduğunu gösteriyor. Her türlü her fedakarlığı yapmaya hazır olarak gösteriyor. Koç, Aslan, Yay ve yükseleni Koç, Aslan, Yay olan partnerlerinizden. Şimdi bir kahveye de bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim kahveyi. Kahveye de bakıp devam edeceğim. Şimdi bakalım kahvede neler var. Balık burcu, aşktan bahsediyoruz. Şimdi burada balık burcu isminde A harfi olan balıklar. Diğer tarafta ise Y harfi. Yasemin'in Y'si. A, Y harfi olan balık burçlarının kesinlikle yeni bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Burada tertemiz bir kalp söz konusu. Eğer partneriyle arasında A ve Y harfli balıklar sıkıntı var ise barışacağınızı gösteriyor. Beraber iseniz evlilik veya bir ilişkinin adını koyma, nişan gibi, isteme gibi bir kutlama yapılacağını gösteriyor kesinlikle burada. Aranızda bir mesafe söz konusudur. Diğer tarafa geçtiğimizde bu mesafeden mesafeli olan, mesafeli aşk yaşayan partneri balığın başka şehir, başka ülkede olan partnerlerinizden kesinlikle en kısa zamanda bir haber alacağınızı gösteriyor. Görüşebilirsiniz. Çok güzel haberiniz var. Partnerinizin size gelişini gösteriyor. Orta yolu bularak konuşmanızdan bahsediyor sevgili balık burçları. Uzun bir yerde, uzun mesafe olan balıklardan bahsediyorum. Şimdi burada bir kısım balıklarda ise kesinlikle üçüncü kişiden bahsediyor burada. Üçüncü kişinin ilişkinizi böldüğünden bahsediyor. Burada balık burcu biraz zorda kaldığını gösteriyor ama dediğim gibi balık her şeyin farkındadır. Bu ilişkinin bitmesi gerekiyor düşüncesini veriyor balık burcunda. Hangi burcu gösteriyor? Direkt boğayı gösteriyor. Direkt boğa ve yükseleni boğa olan partneriyle ilişkiyi bitirme konusunda kararlı olduğunu gösteriyor balığı. Çünkü bu ilişki gerçekten yorucu bir ilişki olarak gösteriyor. Balığı tüketmiş olarak gösteriyor. Artık balık devam etmek istemediğini burada açık açık belirmiş. Şimdi burada isminde Ş ve S harfi olan balık burçları. Ş ve S harfi. bu balıkların hayatındaki yükselişten bahsediyor. Yani diyor ki şimdiye kadar partnerinizle ilgili onun peşinde koşan kişi siz olmuşsunuz. Yani bu ilişkide zahmet veren, ilişkiyi ayakta tutmakta çaba gösteren siz olmuşsunuz. Şimdi isminde S ve Ş olan balıklar için konuşuyorum. Bu ilişkide artık tamamen ters köşe olmuş olarak gösteriyor. Şimdi partnerinizin size gelişi var. Partnerinizin size fedakarlık yapmak istediğini gösteriyor. Artık bu durumda da sizin geri çekildiğinizi gösteriyor. Siz geri çekildikçe partneriniz daha da size doğru geleceğini gösteriyor. Barış var mı? Artık o sizin kararınıza kalmış. Çünkü bayağı bir geri çekildiğinizden bahsediyor kahve. Genel anlamda aşktan yana görüyorsunuz kahvenin içerisinde bir açık bir yer var. Yani ciddi anlamda balığın hayatında bir sıkıntı göstermiyor kahvede. Şimdi burada bir tabağa bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir kocaman bir kartalın gelişi var. Bu uzun yoldan gelen bir haberden bahsediyor. Özellikle başka bir ülkeden bahsediyor. Başka ülkede partneri olan balık burçları kesinlikle orta yolu bulup konuşmanız ve görüşmeniz var. Ve en kısa zamanda görüşü veriyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz kenarlarda çıkanlar
kısa zamanda olacak şeyleri gösteriyor. Evet, şimdi tarotta devam etmek istiyorum. Telve döküldü. Biraz telve yere dökülmüş. Şimdi bir devam edelim bakalım. Gördüğünüz gibi burada balık burcunun hayatında yeniliklerden bahsediyor. Bakalım ne gibi yenilikler? Duygusal olarak üzgün olan balıkların güçleneceğini gösteriyor. Bu ne demektir? Balık burçları. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İlişkinizdeki üçüncü kişilerin müdahalesini çok gösteriyor kartlar. Yani sizi hüsrana uğratan, sizi olumsuzluğa iten, partnerinizle aranızdaki boşluğu ve soğukluğu yaratan üçüncü kişilerin müdahalesinden bahsediyor kart. Siz hiç oralı değilsiniz. Bunun farkında bile değilsiniz. Ama buna dikkat etmeniz gerekiyor sevgili balık burçları. Şimdi bir bakalım hava grupları ile ilgili neler var. İkizler Kova Terazi. İkizler Kova Terazi ile aranızda bir inatlaşma söz konusu diyor kartlar. Yani kaygılı ilişki diyor ama partnerinizin sizden yana bir kuşkusunu görmüyorum. Kesinlikle sizin sevginizden ve duygunuzdan emin olduğunu gösteriyor. Onun için size karşı bir diklenme var. Yani ilişkini ben yönetirim, benim dediğim olacak. Bu durum sizi biraz sıkıyor, biraz üzüyor olarak gösteriyor. Ama İkizler Kova Terazi'nin de vazgeçeceğini göstermiyor. Yani bu ilişkiyi böyle kabul ederseniz karşı partnerinizi, bu ilişki devam eder düşüncesinde hava grupları. Ama balık partnerine aşık, onun için kararsız kaldığını gösteriyor. Değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Balıkla hava grubunun arasındaki olumsuzluk ve kırgınlık var ise kesinlikle ikilemde kalan balık burcunun, görüyorsunuz burada İkizler Kova Terazi'nin özlemiyle diyor. Balık biraz sıkıntılı, ikilemde kalıyor ama ikilemde kaldığını fark eden karşı taraf İkizler Kova Terazi ve yükseleni İkizler Kova Terazi, balığın özlemine dayanamayacak, geri dönüşü var diyor. Aşk teklifiyle kesinlikle geleceğini gösteriyor kartlar. Şimdi bir balıkların ilişkilerinde nelere dikkat etmesine bakacağım. Yani kartların uyarısı nedir? İlişkilerinizde ne yapmanız gerekiyor? Ne ile ilgili uyarı veriyor kartlar? Bir de ona çıkaracağım arkadaşlar. Bir bakalım. Bir karayım böyle. Bu arada arkadaşlar, gel, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. TikTok'ta açtım. TikTok kanalıma da davet edeceğim sizi. Ediyorum sizi tabii ki. Onu da videoların alt kısmında etiketleyeceğim. Yeni açtığım için abone sayım çok az. 1000'i geçtikten sonra size canlı yayın da yapmayı düşünüyorum. Şimdi nelere dikkat etmesi gerekiyor ilişkisinde balığın? Mesafe sıkıntı. Kesinlikle sıkıntı. Mesafe sıkıntı. Bir de balık burcunun, balıklar duygusal da biliyorsunuz. Kıskançlıkla alakalı kesinlikle kıskançlıktan yana sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla partnerinizin üzerine gitmemeniz, ona ağırlık ve yük vermemeniz gerekiyor. Ve bir de diyor ki ilişkide çok fazla yoruyorsunuz kendinizi. Biraz geri çekilmeniz gerekiyor. Biraz duruşunuzu bilmeniz gerekiyor. Partneriniz sizden o kadar rahat ki, sizden o kadar emin ki, yani ne yaparsam yapayım balık hiçbir yere gitmez, balık beni bırakmaz düşüncesinde olduğunu gösteriyor. Kartların uyarısı ise kesin kararlılık. Yani partnerinizi geri döndürmek veya tamamen size ait olmasını istiyorsanız ona bir hamle yapmanız gerekiyor diyor. Yani geri çekilmeniz ve ilişkiyi tamamen kestirmeniz gerekiyor. O zaman diyor partneriniz adaleti ve hakkı, kendini, yani aranızdaki ilişkiyi, yani neler yaptım ben, onunla ilgili düşüneceğini gösteriyor ve ondan sonra size
neleri kaybettiğini anlayarak geri döneceğini gösteriyor. O zaman diyor size sağlam dönüş yapar. Yani kartın uyarısı diyor ki sevgili balıklar, ilişkinizde yorulduğunuz yeter artık. Biraz dur deyin. Partnerinize ben artık buraya kadar sabrettim, buraya kadar götürdüm ilişkiyi. Bundan sonra top sende deyip biraz kendinizi ilişkiden geri çekmeniz gerekiyor. Ondan yana bu olumsuzluklar oluyor. Çok fazla verici ve çok fazla tolerans verdiğiniz, tanıdığınız için ilişkinizde sıkıntılar yaşıyor. Görüyor musunuz? Kartlar diyor ki eğer böyle yaparsanız, yani geri çekilirseniz, biraz soğuk davranırsanız partnerinize karşı kesinlikle net bir dönüş yapacağını, hatta çoğunlukla da teklifle geleceğini gösteriyor sevgili balıklar. Bu konuyla ilgili kartların uyarısı var ilişkinize dair. Lütfen bunları dikkate almanızı rica edeceğim. Sizleri çok seviyorum sevgili balıklar. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.